diğer belediyeler yapar ama Cumhuriyet Halk Partililer ne yapabilir gibi sözleri de eritmiş olduk. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı buluşması, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla 26, 27, 28 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. 3 gün süren 2021 yılının son buluşmasında önemli kararlar alındı. Tarımın desteklenmesi, kırsal kalkınma projeleri, iklim değişikliği ve belediyecilik hizmetleri noktasında istişarelerde bulunan büyükşehir belediye başkanları işbirliğinin önemini vurguladı. Bizler örnek belediyecilik uygulamalarımızı sürdürürken hükümet tarafından dile getirilen bütün belediyelere eşit mesafedeyiz söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı da ortadadır. Türkiye Belediyeler Birliği'nin gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı belediyeleri sağlarken dağıtıma gelince kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir tutumdur. Birçok belediyemiz kamu bankalarından ve İller Bankası'ndan kredi alabilmek bir yana teminat mektubu dahi alamamaktadır. Belediye hizmetlerimiz hepimiz birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bürokrat arkadaşlarımız, daire başkanları, genel sekreterler kendi aralarında buluşuyorlar. Ve birlik beraberlik içerisinde Türkiye'de yaklaşık %50'ye yakın nüfusu Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri oluşturmakta. Bu düşünceyle hem pandemi sürecindeki birlik beraberliğimiz hem vatandaşların dertlerine derman olma anlamında çok iyi bir yol aldık. Bizler herkesin belediye başkanıyız. O anlayış düşünceyle sosyal demokrat belediyeler olarak belediye başkanı orada yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. 2021 yılının son Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı 2022 yılı inşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla, barış dolu, kavgasız, gürültüsüz, güzel günler getirecek diye ümit ediyoruz. Bu toplantılarımızın çok verimli olduğunu, çok iyi geldiğini, 11 belediyenin büyük bir dayanışma gösterdiğini ifade edeyim. Antalya'daki o güzel anlarımızı da hiç unutmayacağız. Sanıyorum turun ilk buluşmalarından biri yine Antalya'da olacak. Antalya'da buluşmak dileğiyle. Evet, her zaman olduğu gibi bu toplantılarda ülkenin genel ekonomik durumu, belediyede olan etkisi, hizmetlerin kalitesinin daha da yükseltilmesi ve resmi kurumlarla olan hareket kabiliyeti ve kimlerde otoritenin olduğu, adil bir yönetim tarzının olup olmadığı konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ne yazık ki hükümet tarafından ayrıcalıklı muamelelere tabi tutuluyoruz. En büyük şikayetlerimizden bir tanesi bu oldu. Ve bundan sonraki çalışmalarımız nasıl olacak? Hükümetten beklentilerimiz nelerdir? Cumhurbaşkanımızdan beklentilerimiz nelerdir? Onlar dile getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılan saldırılara denk geldi. Bu aslında hepimizi ilgilendiren, hatta derinden ilgilendiren bir konu. Özellikle ekonominin sıkıntılı olduğu bu günlerde sosyal politikaların ne derece önemli olduğunu biliyorsunuz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, emin olun aynı heyecan içerisinde herkes kendinin beğendiği projeyi sunuyor. Bizi bir ortak proje haline getirip belki değerlendirme içerisinde. Hazır Antalya'da Mustafa Muhittin Başkanımız da buradaydı. O da güzel projeler sundu. Tüm buluşmalarımız herkes kendi yaptıklarını diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor. Dertlerimiz varsa birlikte o dertleri çözmek için uğraşıyoruz.